Arkadaşlar merhabalar. 3D TYT konu anlatım matematik kitabımızda fonksiyon grafikleri bitti. Fonksiyon grafikleri mutlak değer, bileşke fonksiyon onları da tamamladık. Yani fonksiyonla ilgili bayağı yapmamız gereken ne var ne yok her şeyi yapmış olduk. Hatta ayrıca böyle fonksiyon, permütasyon, kombinasyon ilişkisi de olduğu için... Onu ayrı bir bölüme ele alalım dedik. Çünkü sınavda bazen geliyor ÖSYM e Acayip sorular sorabiliyor Ek kitaplarınızda denemelerinizde doğal olarak oluyor bir de oralar böyle hani e, ne olduğunu anlamadan hızlıca geçiliyor orayı bile ayrıca anlattık arkadaşlar rahat olun e, ama şimdi biz normal fonksiyonlarda yani o kombinasyon ilişkisinden bağımsız olan kısımlar tamamen bittiği için birebir ÖSYM e ve beceri temelli sorularımıza bakalım sonra ek bir yerimiz var. Daha sonrasında da artık yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz diye düşünüyorum. Sonlara doğru geliyoruz derken de nereden baksanız bir 100 sayfa var. O da enteresan işte. O kadar çok fazla şey var ki. Bir permütasyon diyorsunuz upuzun şeyleri anlatmanız gerekiyor. Bir kombinasyon, bir binom, bir olasılık derken ciddi manada arkadaşlar anlatmamız gereken şeyler var. Güzelce bir sefer yapıyoruz, tam yapıyoruz ve sonrasında hem soru bankalarına hem denemelere hem de sınava en iyi şekilde hazırlanmış oluyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. K bir gerçek sayı olmak üzere pozitif gerçek sayılar kümesinin üzerinde tanımlı. F ve G fonksiyonları Kx kare artı 1, Gx kök x artı 3 biçiminde tanımlanıyor. F bileşke G9 10 olduğuna göre F2 kaçtır denmiş. Şimdi arkadaşlar burada normal özel bir şey düşünmeyeceğiz değil mi? Bana değer sorduğu zaman zaten elimin altında hele bir de denklemler verilirse ilk önce içeriden G9'u bulmaya çalışırım. G9. Bakalım neymiş g9 kök içinde 9 artı 3 3 artı 3'ten 6 g9'u buldum 6 olarak sonra f6'ya bakıyorum f6 yerine yazalım 36k artı 1 eşittir 10 oldu şimdi buradan artık e, ne görmüş olduk yerine yazdığımız zaman 36k pardon 36k eşittir 9 k 1 bölü 4 fonksiyonumuzu yazalım. fx eşittir. 1 bölü 4 x kare artı 1. Benden f2 bekleniyor. f2 1 bölü 4 2'nin karesi 4 artı 1. 1 artı 1'den 2 oldu ilk sorumuzun cevabı. Bu şekilde bakın kolay bir soruyla başladık. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için f bileşke g x x kare artı 3 x artı 1. g bileşke fx x kare artı x artı 1 eşitlikleri sağlanıyor. F2 1 olduğuna göre F1 kaçtır? Biliyorsunuz F bileşke G ile G bileşke F genel olarak birbirine eşit değil. O yüzden hemen böyle F bileşke G ikinci derece denklem. G bileşke F de ikinci derece denklem. Ona göre bir yorum yapabilir miyim? Yani zorlama belki düşünülebilir. Ama değer odaklı sorularda yani şu nedir bu nedir tarzı sorularda bir bence değerleri bir düşünmek lazım. Çünkü size bazen öyle bir soru soruluyor ki aslında şu bekleniyor. Ya içine yaz cevap çıksın bir dene yani. O yüzden bakın şimdi F2 1 G'nin içinde F2 yerine yazarsak 2'nin karesi 4 artı 2 artı 1. G bileşki F'de F2'den yararlanarak bir yorum üreteceğim şimdi. G F2 kaç? 1. G 1 ne geldi arkadaşlar? 7. Bak özel bir yorum düşünmüyorum. Bazı sorularda yolun içindeyken yolun üzerindeyken yorum becerimiz gelişir. Bu soruda da ben bana ne F bileşke G ile ilgili ne G bileşke F ile ilgili denklemden başka hiçbir şey vermemiş ki. O zaman ben gerçekten burada bir e, yerine yazarım bakalım neler oluyor. Bunu görmeye çalışırım. G1 7 oldu şimdi. Bundan sonra bakıyorum bir de F7 sorulmuş. Güzel bir durum oluştu bakın. Burada g 1 de biliyorum ya. Bir de yerine burada yazacağım. Bakın lütfen. F'nin içinde G1 x yerine 1 yazdım. 1 artı 3 artı 1. Bu arada g1 neydi? F7. F7 eşittir ne geldi? 5. Bana soruyor öyle bir ayarlamış ki ya sen yaz diyor bir zahmet. Yazdıktan sonra soru kendiliğinden gelecek. G1'in 7 olduğunu bildiğim için bak F7'yi yazdım ve buldum. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F ve G fonksiyonları için p bileşke GX, Fx çarpı GX olduğuna göre G1 nedir demiş. Elimdeki bilgi fx. Ne yapacağım peki? Yerine yazacağım. Özel bir şey düşünmeyeceğim. Bileşke fonksiyon da fonksiyondur. Lütfen ekstra böyle enteresan şeyler düşünmeyin ilk etapta. G'yi içine yazacağım. E bilmiyorum hocam G'nin ne olduğunu. Sorun değil yaz gitsin ya. Bak 2GX artı 1. Fx ne? 2X artı 1. Gx ne? Bilmiyorum Gx. Bak şu an bilmediğin tek bilgi Gx. Peki senden Gx'in denklemini mi istiyor? Yok. G1'i istiyor. Yaz yerine x yerine 1'i. G1 artı 1 eşittir. 3 çarpı G1. At sağ tarafa 3 G1'den 2 G1 çıktı. Ne geldi bakın? G1 1 geldi. Ne yaptım arkadaşlar? Sadece soruda bana verilenleri uyguladım. Fonksiyonun bazı sorularında koy çıksın, ver çıksın, ya, yani yaz çıksın. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bu şu demek değil yani de hani soruların hepsinde böyle yazıyoruz ve çıkıyor değil. Ama bazı sorulara da gereğinden fazla anlam yüklersek o zaman şöyle olur. Çok kolay soruya bile anormal yorumlar yapmaya kalkarsın. M ve N sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir F fonksiyonu Fx, Mx artı N biçiminde tanımlanıyor. Buna göre F2 değeri kaçtır? Net bana doğrusal bir fonksiyon vermiş. Hiç özel bir şey düşünmeyeceğim bileşke fonksiyon ne demiştim hatırlayın konu anlatımında. Doğrusal fonksiyonun bileşkesi de doğrusaldır. O yüzden sadece ve m ve n'ye bağlı bir denklem oluşacak. Bak dikkat et. F bileşke fx demekti bu. İç içe fonksiyon demekti. X gördüğün yere fx yazacaksın demek. Fx de mx artı ne? Eşittir. Fx artı 3 artı fx. Şimdi fmx artı ne? Gördüğünüz gibi fx ne? mx artı ne? x gördüğüm yere ne yazacağım? mx artı ne? Neden? Bakın x yazdığım şey artık neye dönüştü? Burada mx artı ne? x gördüğüm yere mx artı neyi yazdım. Sonra bir de artı ne var? Aman onu unutmayalım. Bileşke fonksiyon da olsa fonksiyon ya. fx mx artı ne? O yüzden bak x gördüğüm yere x, e, mx artı ne yazdım. m katsayı olarak duruyor. Artı ne de burada. Sonra fx artı 3. x gördüğün yere ne yazacaksın? Bak böyle. mx artı 3 artı ne? Sonra fx mx artı ne? Böylece m kare x artı mn artı ne? Burada da mx buradan mx de buradan iki tane mx. Sonra 3m artı 2 n Gördüğünüz gibi sol ve sağ taraflar eşit. O zaman x'li denklem x'li denkleme ve tabii ki sabit sayı sabit sayı eşit olacak. Neden? Eşitlik var çünkü. Bu yüzden bakalım. M kare x eşittir 2mx. Sadeleştirebilir miyim? Evet. Çünkü m ve n sıfırdan farklı demiş. Demezse muhakkak m'nin sıfır olabileceğini de düşünün. Ama bu soruda öyle bir sıkıntımız yok. Sadeleştirme hakkım var. Çünkü hatta x'ler de gidecek. Böylece m ne olacak? 2. Artık bakın m'nin 2 olduğunu gördüm. Şimdi şunlardayı bir yerine yazalım. 2n n ne, ne daha 3n. Sonra 3 çarpı 2 yani 6 artı 2n. N de gördüğünüz gibi 6 geldi. fx fonksiyonumuz şimdi 2x artı 6 f2 4 artı 6'dan 10 gelmiş oldu. Yapmamız gereken tek şey kurala uygun olup normal bir şekilde devam etmekti. Buna bir yıldız. Bu soru aslında var ya bundan o kadar tehlikeli şeyler üretilir ki ÖSYM yine biraz sizi düşünmüş e, insaflı davranmış fonksiyonun birebirliği örtenliği şıklar aşırı tehlikeli fonksiyon arkadaşlar soyut aslında e, malum fonksiyonun biz size somutlaştırıyoruz yok makine bilmem ne diyoruz ama küme fonksiyon işte üniversite görecek olan arkadaşlar için söylüyorum cebir konusunun içindeki halkalar gruplar bunlar Zihninizde bazen böyle oturtması zor olan şeylerdir, bu kısımları özellikle. O yüzden e, olabildiğince her şeyi açıklıyorum, ona dikkat ediyorum. Bu soruyu daha zor sorsa derdim ki ya ben bu soruyu nasıl anlatacağım ya? Bildiğin bir şeyi anlatmak hani şey gibi, gülün kokusunu anlatmak gibi biliyorsun ama anlatılamaz ki. Anlatın mesela bir şeyin kokusunu. Yine bir şeye benzetmen lazım, değil mi? Ama onu neye benzeteceksin? Kısır bir döngü. O yüzden koku anlatmak gibi geliyor bana bazı fonksiyonların o derin üniversite fonksiyonlarının kısmı. Bu da o şekilde bir soru ama hafif yine biraz yırtacağız. Bileşke fonksiyon arkadaşlar birebir bir fonksiyonmuş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi f(g(x)) birebirse olay şudur. Her nokta farklı bir yere gidiyor, değil mi? Tanıma gidiyoruz. ÖSYM e direkt tanım sormuş. O yüzden bunu tanıma uygun göstermem lazım. x yerine Farklı değerler verdiğimde cevabımız farklı çıkıyormuş. bakın x 1 ve x 2 farklı olduğunda farklı olmak demek eşit olmamak demek. Cevaplarımız da farklı çıkıyor demektir. Olay bu değil mi Biri Bir bir fonksiyon neydi? Her nokta başka bir yere gidiyor. Her turistin işte verdiğim o örnek Kendi odasında bir kişi kalması farklı odalarda kalması gibi. Peki bu bana neyi anlatıyor? O zaman arkadaşlar bakın. Zaten bu da F, bu da F. İçeride ne var? Gx1, Gx2. Birebir bir fonksiyon olduğu için o zaman Gx1 de Gx2'ye eşit olmayacak. Neden? Zaten amacımız ne? Bir, iki tane şey aynı yere gidemiyor. Hepsi farklı yerlere gidecek. O zaman bileşke fonksiyondaki şu içerideki değerler farklı olmalı. E zaten bu neye geliyor? X1, X2'ye eşit olmadığında Gx1'in Gx2'ye eşit olmaması ne demek? Aa bak G'de birebirmiş. birmiş. Gördüğünüz gibi cevabımız burada C'ye geldi. Gerçekten hakikaten bak hiç sayısal bir örnek bile kullandırtmadan ÖSYM e böyle bir soru sormuş. Biraz daha biraz daha eski yıllarda sorulmuş bir soru size göre. Ama ÖSYM'nin işte hani hakkı mı sormak normalde hakkı. Çünkü MEP kitabında bununla ilgili örnekler var. Daha doğrusu onlar da biraz aslında iyi yapmamış. Örneği vermiş çözümünü yapmamış. Demiş ki bunu da siz düşünün. Keşke mesela o kadar girift şeyleri e, Kitapta böyle güzelce uzun uzadıya diye anlatsaydı da bir anlamı olsaydı o yüzden de ÖSYM'de muhtemelen soru yazan insanlar da ''Aa bak böyle bir şey var, ben niye sormayayım ki?'' Tam da öğrenci eleyeceğim yer demiş ve burayı sormuş arkadaşlar. Düz ve basit düşününce ne kadar kolay? Kompleks düşünüp şıkları tek tek denemeye kalksan bu soru gitti. Birebir ÖSYM 6. sorumuza bakalım. Ee, bir parçalı fonksiyon. Şartımız burasıydı biliyorsunuz. X rasyonelse rasyonel ne demek? A ve B tam sayı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılan her sayı. 3, 2, eksi 1, 0, 1 bölü 3, 2 bölü 3, eksi 2 bölü 3 şeklindeki sayılar. X rasyonel değilse yani irrasyonelse köklü sayı olur. E olur, pi olur, logaritma olabilir. Tamam mı? Böyle tam sayının bölümü şeklinde yazamadığımız sayılar. ise x kareye eşitmiş. Bakalım o zaman bileşke fonksiyon. F'nin içinde f kök 3 bölü 2 Ne yapacağım? Kök 3 bölü 2 irrasyonel bir sayı rasyonel değil. O zaman bunu kullan diyor. Yazdığımız zaman yerine kök 3 bölü 2'nin karesine yapar 3 bölü 4. F 3 bölü 4 oldu. Şimdi artık 3 bölü 4 bir rasyonel sayı bakın 3 bölü4. O zaman artık burada da birinci denklemi kullanacaksın diyor. Yazdık yerine 9 bölü4 4 bölü 4 daha, 13 bölü 4 oldu bu şekilde bakın b şıkkını elde ettik Yine Bu soruyu kesinlikle önden sizin uğraşmanızı isterim Eğer daha öncesinde böyle tyt çalışmaları yaptıysanız Bu kaliteli soruyu tabii ki herkes kullanmıştır değiştirmiştir enteresan formları sokmuştur e, Güzel orijinal sorular üretiyorlar fonksiyon Bir nevi makine üretim makinesi olduğu için soru üretmek de kolay O yüzden çok orijinal sorular yapılabilir arkadaşlar Bundan dolayı şey yapmamak lazım. Fonksiyonda ben yaptıklarımın benzeri çıkacak kesin sınavda. Yo, çok acayip soru sorabilir. İlk defa göreceğin soru sorabilir. Çok müsait bir konu ama öğrendiğin şeyleri bu fonksiyon ve matematik diline çevirmeyi becermek için ciddi gayret sarf ettiğinde buraları bile halledeceğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey arkadaşlar. Etrafınızda başarılı olmuş ya da iyi e net yapmış ya da belki mezuna kalmış olan arkadaşlarımız da bilir. Sınavda konsantrasyon, e, ...o stresin belli bir düzeyde kalmasıyla yukarı çıkıyor. Bazen normal günde yapamayacağınız soruyu... ...mesela bu soru aşırı zor olduğu için demiyorum ama... ...güzel bir soru hakkını yememek lazım. Böyle soruları o gün yapabiliyorsunuz. O yüzden altyapınızı iyi kurun, güzelce çalışın. O gün hakikaten performansınızın üstüne çıktığınızı görürsünüz. Şimdi bakın. 5A artı 40. A sıfırla 10 arasındaki sayılarda fonksiyonumuz 5A artı 40'a e eşit. Doğal sayılar kümesi üzerinde tanımlı fonksiyonumuz ve a büyük eşit 10 olduğunda cevabımız f a eksi 10. Bak yetmemiş ÖSYM örnek de vermiş. Bazen böyle yapar. f 33 a 10'dan büyük o zaman diyor 10 aşağısına git f 23 eşit. E hala 10'dan büyük o zaman f 13. Hala 10'dan büyük bir 10 daha çıkar f 3. f 3 artık 5 çarpı 3 artı 40 oldu. Cevap da 55 geldi. O zaman f a b bir kere garanti 10'dan büyük değil mi? 2 basamaklı sayı demiş. Böylece arkadaşlar f a b nedir? 10 çıkarırsın, 10 çıkarırsın, 10 çıkarırsın en son B olur. Malum A arkadaşlar bunu basamak kavramı şeklinde yazdığımız zaman 10A artı B'dir değil mi? Bundan 10'un katlarını çıkardığınız zaman en son 10A'yı çıkarmış olursunuz. Örnek 46. Gerçekten neye eşit biliyor musunuz? F6'ya. Neden peki? 10'ar 10'ar çıkardığın zaman bir sayının bir sayıdan 10'un katlarını çıkardığınız zaman kalan nedir? Son basamak. O yüzden ilk görmen gereken şey FAB'nin F, olduğunu görmek. Örnek verdiğim gibi, ÖSYM'nin verdiği gibi sana mesajı F, B eşittir diyor FB Bir sayının 10 ile bölümünden kalan son basamalıdır O zaman burada 46'nın F6'ya eşit olması, F33'ün F3'e eşit olması gibi F, A, de F, eşittir. Bu neye eşitti? Ondan küçük olduğu için 5B artı 40. Ve bunun neye eşit olmasını istiyoruz arkadaşlar? AB. Buradan da o zaman 5B artı 40 eşit oldu 10A artı B'ye. Böylece 4B artı 40 eşit oldu 10A'ya. Şimdi arkadaşlar bu 10'un katı bir sayı. Bu da 10'un katı bir sayı bak. Özseğim aralarda bunu sıkıştırıyor. Gitmişti bir kere de polinomda yapmıştı bunu. Ara ara verir. Tamamen temel kavram bilgisi. 10'un katı olan 10'un katı olan bir sayıdan çıkarırsan yine geriye ne kalır? 10'un katı. O zaman B'yi 10'un 4 B'yi 10'un katı yapmak için B'ye 5 verebilirsin. Ya da B'ye tabii ki sonu sıfırla bitmesi için 10 verebilirsin. B'ye peki B o zaman rakam olur mu? Hayır. O zaman B'ye 10 veremezsin. B'ye bir de mecburen 0 verirsin. Bak 4 B'yi sonu 0 olan sayı nasıl yapabilirsin? Sıfırla çarparak. 5 ile çarparak. Hocam 10 da çarparım ama e, B rakam 10 olmuyor. 20 yaparım hocam olmaz. Gördüğünüz gibi B'nin rakam olduğu ve bunun da onun katı, bunun da onun katı olduğu için, bunun da onun katı olması için sadece 0 ve 5 sayılarını verebilirdim. Bu arada 0 onun katı mıdır? Evet 0 kendisi hariç her sayıya tam bölünür. Bölüm 0'dır. Bak kalan 0'dır. Olay budur. Bazen şey yanlış anlaşılıyor. Küçük sayı büyük sayıya bölünür. Kalanlı bölünür. Onu da hatırlatayım. Mesela bak 2'ye diye bölünür ama bölüm 0'dır. Kalan 2'dir. Olay budur. Bazen yanlış anlaşılıyor. Tam bölünmüyor sadece. Ama 0 kendisi hariç her sayıya tam bölünür. O yüzden bu soruda 0'ı vermeliydiniz. Demek ki 0 verirsek 40 eşittir. 10 A'dan A ne geldi? 4 geldi. A4 B0 ilk sayımız 40 oldu. İkincisi B'ye 5 vermiştik. 20 artı 40 eşittir. 10 A'dan A6 oldu. Demek ki A6 b de 5. Diğer sayımız da 65. Toplamları 105 oldu arkadaşlar. Bu şekilde verebileceğim sadece iki sayı vardı. Onu fark etmek, sayının 10'a bölündüğünü fark etmek, 10'a ve 40'tan dolayı 4B'nin de 10'a bölündüğünü fark etmek çok önemliydi. Bu videodaki son sorumuzda bileşke fonksiyonu çok temel, dümdüz yapacağız. Niye biliyor musunuz? Çünkü denklemler asır. Yaz çıksın. G, ne demek G bileşke fx? G'nin içine fx'i yaz demek. Böylece G mutlak değer içinde 2x eksi 5 o zaman gx ne x artı 5 x gördüğüm yere mutlak 2x eksi 5'i yazacağım artı 5 eşit olacak arkadaşlar 7'ye o zaman mutlak değer gereği içerisi ya 7'dir veya içerisi eksi 7'dir ama ikincisi olmaz çarpatacağım neden mutlak değer asla negatif bir sayı eşit olmaz. Bunu yazmalıydık da olmadığını gördük o yüzden üstünü çiziyorum. Kural hatalı değil. Sonuç hatalı geliyor. O yüzden bunu yapacaksın olmadığını göreceksin. O zaman ilk çözümümüzden devam edelim artık. Şunu alalım. Şurada yazalım. Bakın mutlak 2x 5 eşittir 2. Bir daha mutlak değer geldi. O zaman 2x 5 ya 2'dir veya 2x eksi 5 eksi 2'dir. 2 İki tane bakın mutlak değer. O zaman 7 bölü 2 alacağı bir değer veya 3 bölü 2'den alacağı değer de, diğer değer de 3 bölü 2 oldu. 7 bölü 2, 3 bölü 2 daha toplamları arkadaşlar 10 bölü 2'den 5 olmuş oldu. Bunu da böyle hallettik. Bak net temiz düzgün bir soru. Hem mutlak değer bilgimi ölçüyor hem de klasik bileşke fonksiyonda dümdüz verdiğim denklemlerde yerine yazmamı istiyor. Buna göre artık bu kısmı bitirdik. İkinci kısımda birebir ÖSYM'de e, parçalı fonksiyon ve grafik ağırlıklı çok güzel sorularımız var. ÖSYM burada e, güzel kaliteli sorular sormuştu. Bunları değerlendireceğiz. Diğer ders görüşürüz arkadaşlar. İyi çalışmalar.